Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Asas'tayız arkadaşlar. BDV'ye tıkladım. 80 level BDV'si oynayalım istiyorum. Zaten bu şekilde BDV'lerle falan bir şekilde kendimizi geliştireceğiz. Bu arada bu çarda da 6 tane artı 6 FS oldu. 54 tane taşımız var. Bunları da bir bölümde hepsini birden kırmayı hedefliyorum. Ama tabii size her birini tek tek göstermeyeceğim. Artı 5'i atacağım. En son artı 6'yı atarız diye ümit ediyorum. Hedeflerim bu yönde. Onun haricinde arkadaşlar bu karaktere yatırım yapacakmışım gibi yorumlar geliyor. Arkadaşlar önümüz kış. Ben sadece oyundan zevk almaya çalışıyorum. Hani Assassin's oynayacağım ya da bu çara bunları alacağım diye değil. Sadece içerik olsun diye böyle bir şey düşünüyoruz. Bakalım bunları 7'ye sallayacağız. Sonra da 8'e inşallah çıkartabiliriz. Hedefim dual 8 FS çıkartabilmek. Tamam demeç atmaz ama yani bir hedefimiz var, hayalimiz var. Durmasa bile süs niyetine şöyle girerim. Şöyle şu hareketi yaparım. Yani görsün amacım bu yönde. Diyeceklerim bu kadar. Bu arada arkadaşlar Loar Jintan arkadaşımız yıllar sonra bizi izleyerekten oyuna giriyor. Rosetta'da da bayağı bir karakterinde lupus vesaire bir şeyler var. Onları sataraktan bize de şöyle 6 tane old takı, 2 tane buz, 4 hem de para göndermiş. Buradan ona çok ama çok teşekkür ediyorum. Ne kadar ben yani usta gönderme gerek yok desem de galiba server'ımı değiştirecek bilmiyorum. İtemleri sattıktan sonra bunları göndermiş bize. Ona da buradan tekrardan çok ama çok teşekkür ederim. Durumlar bu şekilde ve bu arada Ayver Deluz arkadaşımız da yine takipçimiz. Ona da buradan çok selam olsun. Arkadaşlar ben oyundan bir beklentim olmadan sadece kendi kafama göre canım ne isterse onu yapmanın derdindeyim. Elimden geldiği kadar da size içerik çıkartmaya çalışıyorum. Bu arada şunu da hatırlatmadan edemeyeceğim. Sağ üstte gördüğünüz gibi disiplinin bitmesine 26 gün var. Sonra yıllık izne çıkacağım. Tabi size yine videolar gelecektir. Sonrası ise Twitch'e gideceğiz. Siz de eğer Twitch'te bizi izlemek isterseniz açıklama kısmına bırakacağım abi adresi. Oradan tıklayıp takip edebilirsiniz. Tabi YouTube'a da devam edeceğiz. Hem Twitch hem YouTube. Bir şekilde bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Şöyle de BDV'nin 10 saniyesi kaldı. BDV çeksin ve bölüme başlayalım. Arkadaşlar bölümler, videolar hoşunuza gidiyorsa sadece ve sadece bir adet emek beğenisi istiyoruz. Eğer kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyoruz. Hadi bakalım çeksin ve BDV'ye bölümümüz başlasın. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi güzelce BDV'mize çekti. Magellan'ın şöyle sweet'ini atalım. Şu arkadaşına sweet'ini atalım. Görünmezlik attık. Bir de Wolf atacağız. Bizim yılan olmamız lazım değil mi? Yani yılan gibi böyle sağdan soldan önden arkaya diye bir şarkı var ya. Aynı öyle olup böyle yılan gibi olmamız lazım diye düşünüyorum. Bakalım başarabilecek miyiz? Hemen altarı aldılar. Bu arkadaş da DB mi? Eyvah eyvah siz var ya. Siz eyvah eyvah geliyorlar. Şimdi kenardan şu arkadaşa sweet atmamışsınız. Yani bak bu adam buraya kadar yürümüş ya. Allah Allah. Bak şimdi güzel bak kör bile atamayacağım. Küp yedi bu arkadaş. Ve böyle bir spike 70. Bir kişi bir kill aldık. İkinci kill geldi damarlıdan. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle şuna şöyle bir kör tutabilirsem eğer. Neredesin be? Neredesin abicim sen? Sen. Bir spike bir truth. İkinci kill geldi. Ben kill almaya oynayacağım. Sendeyim. Aha bir şey yedi. Sen benim manamı çektin ama kanka yanlış adamla vs atıyorsun ya. Spike, Turus gittin. Damarlı show devam ediyor. Bir kill de oradan geldi. Senin de elini kırabilirsek eğer kıramadık. Büyük ihtimalle şey öleceksin ya. Tamam bu da gitti arkadaşlar. Bir kill de buradan geldi. Hazır mıyız? Bir spike, bir Turus, bir 70. Bu da gitti. Karşı taraf pert. Arkadaşlar partideki arkadaşlarımızın ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık diyoruz. NP'mize, kastığımıza göre okçumuza geçebiliriz. Bu arada geldiler mi? Ben mi yanlış görüyorum? Bir loop atacağım. Bak biri var şurada. Yok yok yanlış görmüşüz. Tamamdır. Hadi bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar işten geldikten sonra drake haklarım yenilendi. 3 tane drake hakkım var. Daha ilk hakkımızdayız ve şöyle gördüğünüz gibi bir tane weapon breaker almayı başarıyoruz. Devam edelim. Drop aldıkça göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görevlerimizi bitirdik. Şuradan da görevlerimizi de verdik. Ne kadar X geliyor? 5, 8 işte içerideki moblar falan 20-25 bin akın X geliyor. 2 tane weapon breaker aldık. 1 tane shell. 1 tane çok saçma basılı int basılı çitin aldık. Onun haricinde 68 tane mana potu. Şöyle de Commander 5'lerimize şöyle şuraya yerleştirdikten sonra. Evet Felancor'a kaç dakika kalmış? 20 dakika kalmış. Birazcık mola verelim. Ardından da bakalım Felancor'a gidelim. Belki tek alırız. Belki iki kişi alırız. Belki bilmiyorum bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bir süre sonra maceraya devam. Bu sıralar şey fark ediyorum. Bir slota gidip sürekli vurmuyorum. Nedeni ise yani aynı diğer serverdaki gibi böyle güzel güzel arkadaşlarımız oldu.
Tam video çekeceğim zaman gelip darlıyorlar. Biz de darlayınca abi hani artık yani bir slotta 3M 5M için durmak istemiyorum. Vuracaksam sonuna kadar. Yani adam geliyor vuruyor abi. Basıyorum SC'mi üstüne oynuyorum. Yani bir de her gün NP kırdığım halde şu anda bu 125K NP var. Güzel güzel oynuyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Yarın bir gün Switch 1'e çekeceğiz. Bir 9 Moon, bir 9 Kanjar alacağız. Tabii yedek bu. Bir şeyler olacak ilerleyen günlerde. Olursa tabii. Bu şekilde de oynamaya devam edeceğiz. Arkadaşlar sevene sevmeyene yapacak bir şey yok. Biz farmcıyız. Abiler PK'cı. İçinde toksit kitle de var. Kötü kitle de var. İyisi de var. Yani zevk aldığımız şekilde oynamaya devam ediyoruz. Hadi bakalım maceramıza bir sekren sonra devam edelim. Arkadaşlar kayıt aldım zannetmişim. Almamışım ama büyük ihtimalle kaybolmamıştır. Şöyle ben bir şöyle undimi de bu arada bir alayım. Şöyle göstermem gerekirse. X bir tane item bekliyorum dedim buradan. Arkadaşlar Discord'da konuşurken. Gitti abi bir tane X Press Impact attı. Iron Impact atsa kabulümdü. Bir tane de boost'umuz var. Press üstüne de bir tane Weapon Breaker attı. Geleli ise şöyle 3 silahın patladı. Sonsuz olarak da Cheating Bow var arkadaşlar. Şunu da bir tur sizinle beraber kesip farm'a devam edeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz benim iki bilgisayar olduğu için yani ya off dönüyorum genelde ya da evi Wizard'a gidiyorum. Yani beni doyurabilecek slotlar bunlar. Birazcık random'a kaçıyorum. Yani yani şansa belki iki tane üst üste eksi item atacak. Güzel olacak. Durumlar bu şekilde. Wolf de bitti. Şunu da keselim. Tamam gayet güzeliz. Drop aldıkça tekrardan kaydaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir tur darlama geldi. Darlama geldiğini de şöyle göstereyim size. Neredesin? İnşallah kaybolmamıştır. Bir tane buz aldık yine aynı şekilde ve de gördüğünüz gibi bir tane trial'i tıklamayı başardık. Yani trial çok değişik bir fiyatta gidiyor. Bilmiyorum ne kadara gittiğini. Yani biri diyor ki 6'dan satıyorum, biri diyor ki 8'den satıyorum. Geçen bölümde de söylemiştim. Yani buradaki yani Rosette pazarı tamamen random. İnsanlar keyfine göre koyuyor. O yüzden bir tık daha hoşuma gidiyor. Devam edelim. Tekrar drop aldıkça kaydedeceğim. Evet arkadaşlar mutlu sona ulaştık. Şöyle gördüğünüz gibi X Shard'ı almayı başardık ya. Gerçekten mutluyum. Bu arada Press'in üstünde neler var bilmiyorum inan ki. Bir tane trial almıştık zaten göstermiştik. Weapon Breaker'ı göstermemiştim. Bunları da şöyle aldıktan sonra gayet güzel oldu ama bayağı bir uzun sürdü şu X Shard'ı atmayı. Ne kadar güncel olarak da bilmiyorum. Tahmini söylüyorum. 9-9'dan da satılabilir. Yani 10M'den de satılabilir. 11M'den de satılabilir. Ben büyük ihtimalle 12'ye 11'e falan koyacağım. Zaten satılırsa da video içerisinde veya bölüm içerisinde size aktarmaya çalışırım. Şunu da keselim abi. Tamam gayet güzel. Son biri bovumuz kaldı. Tekrardan drop alırsak ama büyük ihtimalle salacağım. Alırsak gösteririm. Almazsam da bir sekten sonra maceramıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bayağıdır JRL çekmediğimizi fark ettim. Ev müsait olmuyordu. Bu sebepten dolayı da JRL'lere müzik koymak zorunda kalıyordum. Ama bu akşam rahatız. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle iki tane mage'imiz. Evet iki tane neyimiz var? Press'imiz var. Gayet güzel okçumuz var. Asasımız var. Her şey olması gerektiği gibi. LR hatta şöyle mage'imiz de varmış. Güzeliz. Bir tane asasımızda birazcık sıkıntı var gibi ama olabilir. Press'imiz de STR galiba. Abi Allah'tan ümit kesilmez. Çıkacağı varsa böyle de çıkar öyle de çıkar diyoruz. 80 level bir Press. İkisi de CC'miş. Tamam. Her şey olması gerektiği gibi. Unde AC'mize geldiğine göre. Bakalım ya Deva'da ya da PK'da görüşürüz diyorum. Umarım kazanırız. Çünkü ilk defa hatta şöyle söyleyeyim. 5-6 bölümdür ilk defa JR'de konuşuyorum. Ben de fark ettim yani bunu. Şöyle de Word'umuzu atalım. Devam edelim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Süremiz 27.50. Gayet güzel bir sürede geldik bence. Yani eğer PK'ya kalırsak biraz sıkıntı çekebiliriz. Ama onun öncesi de dediğim gibi gayet güzel bir süre. Bakalım karşı taraf gelmiş mi? Şöyle bir kontrol edelim. Hemen bakıyoruz abi. Tamam karşısı boş. Şöyle 80 attık. İnşallah kazanırız. Bu arada JR White ve DH Immortal, I Am Mortal arkadaşlarımız takipçilerimizmiş. Onlara da buradan çok çok selam olsun. Deveye başladık. İnşallah 5-5 gelmeden bitiririz diye ümit ediyorum. Evet umduğumuz oldu. 5-5 geldi. Şöyle 5-5 yazalım arkadaşlar. Tamam. Evet gidiyoruz bakalım. Karşı tarafta da biraz sıkıntılar var gibi ya. Bana öyle geliyor yani korkudan gelemiyorlar baksanıza. Biraz sorunlar var. Ama o karşıda da meç var abi. Her şey tamam eşit gibiyiz ya. Şöyle birini birledi bana atacaksın. Yanlış yaptın kanka bana atarsan ben seni keserim. Şu birliğe bir gidelim. Biri kör attı bana. Birliği tutabilirsem var ya. Ha ya bak abi. Yani orada çektiği için kaybedeceğiz. Bakın iyi izleyin şimdi bak. Orada belki 80 öleceğiz. Yani 80 adamı öldüreceğim. Ama ne yazık ki. Neyse bir kill aldık. Güzel bir kapışma bizi bekliyor ya bu arada. Böyle söyleyeyim. 1'li. Ve bir 80 atalım. Bir 72.
1.70 LR'ydim bu arada. Tamam, kötü değiliz, kötü değiliz. Bak abi, çok çok fazla TP yaptığınız için kazanamayacağız. Kazanamayacağız. Karşısı sıkıntılı değil. Arkadaşlar, hani çok geri alıyorsunuz ya. Hani hiç canımız açık değilken geri alıyorsunuz. Yani oynayamıyoruz ki. Hani durduk yere çok geri alıyorlar. Arkadaşlarımızı hani küçümsemek istemiyorum ama bakar mısınız canlarını nasıl açıyorum? Yani en azından ben bayrı bir adam keseyim, bir şey yapayım. Buna da mı şey müsaade etmiyorlar? Karşısı zaten rahat şu anda. Rahat bir şekilde kese. Bak Mage'ye bak. Bak billediniz. Şöyle zıpladı içeriye doğru. Bak, içeri aldı. Tamam. Billere. Adamların Mage'si, bir tane Mage'si akıllı. Bak 72 adamı keseceğim. 1.72. 1.72. Ben bir kit ye be birader be. Bak gene zıpladı bir yere. Abi iki tane mage oldular. Tamam. Şu arkadaşımıza 3-5 oynayacağım. Düşsün artık şu ya. Şu adama bir taneniz bir şey atın. Hadi koçum. Tamam. Adam Z'den öldü yanlışlıkla ya. Tamam, bunu da keseceğiz büyük ihtimalle. Şimdi öleceksin sen kanka be. Şimdi. Lan helal olsun sana Mage be. Yemin ederim sana helal olsun. Seni nasıl tutuyorsalar artık öleceksin kanka. Artık kalmadı yani. Tamam, artık bitti. Buraya kadar her şey. Yani bundan bahsediyorum. Çok geriye almalarına gerek yok zaten arkadaşlar. Hani sivitlerini atalım. Yani canımız şuraya kadar iniyor, hemen çekiyorlar. En azından hani karşısı sıkıntılı olsa tamam diyeceğim de sıkıntılı da değil. Devam bakalım, bir tur daha ineceklerini düşünüyorum. Evet, karşı taraf bir kez daha iniyor arkadaşlar. Şöyle billiye oynayacağız abi. Billedi kim? Şu Mage'yi billedi. Bir şey yedi o. Bir 80 attım ona. Bir 72. Tamam, onu geri aldılar. Bizden bir kişi gitti. Şu arkadaş ne oluyor? Ha, şu arkadaşı billemiş olması lazım. Tamam, o gitti. Nova'yı öldü zaten, 72 atmıştık. Sonra o da gitti. Süpersin, süpersin. Süpersin abicim. O da gidecek. O da bende kalsın. Bir kill bayrağı alayım ya. Ayıp olmasın ya. Şu Mage var ya, sen ne yılansın sen. Sen ne yılansın sen. Nereye zıpladın? Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Tamam, güzel güzel. Güzel oldu. Şimdi 7-1. Gayet güzel. O 10 numara 5 yıldızız. Güzeliz. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi JR'nin 13 dakikası var bitmesine ve 7-1. Karşı taraf şu an pes etmiş durumda. Partideki arkadaşlarımızın ellerini kollarına sağlık. Ben de bayağıdır sunumlu JR çekmiyordum. Bu da güzel oldu bizim için. Bir de ilk başta magellerimize dedik hani çok geriye çekiyorsunuz diye. Arkadaşlar bazen size de geliyordur JR'lerde. Bir şey anlatmak istiyorum. Mesela şu arkadaşına desem ki ya beni ileri çekiyorsun, geri çekiyorsun, işte ne bileyim öyle desem adam direkt karşılık verir. Ama bizim magellerimizden Allah razı olsun hiçbir kelime bile etmedi. Direkt indiler abi. İndiler, herkes işini gücünü yaptı. Gayet de güzel bir win aldık. Apart'taki arkadaşlarımızın ellerine kollarına sağlık. Karşı tarafın da eline koluna sağlık. Herhangi bir aksilik olmazsa bir tane Black Gem, bir tane Blue Gem, iki tane Silver Gem ile günün içerisinde ayrılıyoruz. Bu arada Ups X S arkadaşımız da takipçimizmiş. Ona da buradan çok çok selam olsun diyoruz ve maceramıza tam gaz devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyebilirim. Normalde NP kırmayı göstermeyecektim. Bu bölümün içerisinde gösterdim diye biliyorum. JR sonrası işe gidip geldim arkadaşlar. Şimdi UTC var. UTC beklerken dedim ki Press'le kırdım, Ibex attı. Uçarla kırdım, Light Elemental son attı. Bunu da buraya koyup eklemek istedim. Bu arada Jufi Flum, JR Rowling ve Eraduyan Kuyen arkadaşlarımız takipçilerimizmiş. Onlara da buradan çok çok selam olsun. Life Crystal'i üstümüze aldık. Ya Allah bismillah diyelim. UTC'ye inşallah gireriz ve şurada size güzelce bir Azagay Show yapmak istiyorum. Bir sekunden sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, biz UTC'ye giremesek de ne yaptık abi? Bizim Ali kardeşimizin çarına girdik. 7 tane kutu almış. Şimdi nasıl olur nasıl gider bilmiyorum ama bugün çok hissediyordum. Yani güzel droplar alacağımızı hissediyordum. Ama maalesef alamadık. Yani daha doğrusu içeri giremedik. Şimdi Ali kardeşimizle şöyle güzelce 7 tane yani karaktere girip 7 tane kutusunu kıracağız. Şöyle kenara çektim. Ardından ne yaptık abiler? Şöyle sağ taraftan kontrol ettik. Kayıttayız. İlkini kırıyorum. Kırdık. Trope attı. Abi bu trope ne kadar lanet bir şey ya. Bu sefer önceden içeri alıyordu. Şimdi içeri de almıyor. Yani içeri girip hemen kırabiliyorduk. Sıkıntı yok. 2. 1. Kırdım. Çitin attı. Abi lütfen ama lütfen bize bu 5 tane kutudan bir tane Azagay atabilirsin ya. 4. 3. 2. 1. Kırdım.
İran İmpak 2 1 kırdım. Abi Crimson attı, yapma lütfen ya. Lütfen son 3 kutu. Aa Mikasa, arkadaşlarımız çok güzel droplar alıyor şu anda, klandaki arkadaşlarımız. O yüzden bir tık daha mutluyum. 3 kutu var, bize de atabilir ya. Atabilirsin. Hadi abi. 5 4 3 2 1 kırdım. Abi meyde attı ya. Son 2 kutu. Son 2. Arkadaşlar son 2 kutumuz. Abi bize bir şey at lütfen. Bugün çok hissediyordum ya. Bakın gerçekten diyorum. O Azaga'yı aldığım zaman da hissediyordum. Bugün çok hissediyorum ya. Hadi oğlum. Saymadan atacağım. Hazır hissettiğim anda atıyorum. Atıyorum. Attım. Bir tane unik bayrağı alalım be. Bir tane. Son birde neden Pontus Ring atmayalım ya. Hadi oğlum, hadi koç yiğidim diyelim. Son kutumuz. Son tur, son şans. 5 4 3 2 1 kırdım. Press Bone Crusher. Yani şöyle söyleyeyim. Ali geldiği zaman zaten büyük ihtimalle yani başaramadığımızı bilecek kendisi ama yani bu kadar kötü drop aldığımı daha hiç hatırlamıyorum. Olsun abi, bakın diyorsunuz ya bana. Ulan kardeşim ne kadar çok iyi droplar alıyordunuz diye. Bakın abi 3-4 haftaları alamıyoruz. Belki oyun hayatımız boyunca hiç alamayacağız. Ama pes etmeyeceğiz. Buradan da Ali kardeşime teşekkür ederim. Bize kırdırdığı için diyoruz. Ve bir siyah ekran sonra maceramıza devam ediyoruz. Dün akşam UTC kutularını kırdıktan sonra birazcık PK attık arkadaşlar. Sonra zaten ben onları en son bölümleri, kesitleri hallettim. Allah nasip ederse yıllık izinde bol bol size PK sahneleri izletmeye çalışacağım. Şimdi nereye geldim? Gargoyle ile geldim arkadaşlar. Gargoyle ile 4 tane silah patlatıp 3 tane MD, 1 adet de 5, 1 hem de çöplerden kasmışızdır. Niye burayı gösteriyorum? Arkadaşlar bir sonraki bölüme 20-25 tane FS alacağım. Yani Assassin FS'lerin hepsini alacağım. Biraz MD kasacağım. Biraz da Weapon Breaker falan var. Onları harmanlayıp hepsini artı 6'ya basacağız. Sonra kaç tane çıkarsa da 7'ye, en sonunda 8'e sallayacağız. Bu yüzden de bir 6-7 saat Gargoyle ile farm atma lazım ki en kötü bize yani 25 tane falan FS basacağımız için 25 tane falan BES lazım. Ardından MD'lerdir falandı, fişmandı derken aynı şeyleri size anlatmak istemiyorum. O yüzden de şimdi bugün ben falan kuru oynadım. Birazcık tek başıma, birazcık da parti döndük ama partide Discord falan yoktu. SC'ye bastım, bir yarım saatlik kesit var, böyle bir 10-15 kill aldık. Gayet de güzel eğlendim. Karşı tarafta kestiğimiz arkadaşların da, bizim partimizin de ellerine kollarına sağlık diyorum. Size böyle ufacık minnacık bir PK sahneleriyle baş başa bırakıyorum. Ben de gidiyorum Gargoyle hazırlığımı yapıp bir sonraki bölüme inşallah FS upgrade ile başlamak istiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bu arada unutuyorsunuz, eğer videolar, bölümler hoşunuza gidiyorsa da sadece bir adet emek beğenisi. Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Go then. Do something.
watching you with dark eyes every night. Counting up your sins, I keep a list and checking it twice. I know where you've been, I smell the sin and you're looking nice. From the top, and I'm hating the slack. Couple man stand around like they hating the gaff. Please stop talking.